Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Michel. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerin de çok sorduğu nasıl iş bulunur, nasıl başvuru yapılır bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dil bilmeden nasıl gidilir, nerede başvurulur, nasıl CV yazılır, CV örneğini bizzat sizlere göstererek sizlere böyle bir video çekeceğiz. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Böyle işler yok. Orada bu tarz işler bulunmuyor demeyin. Veya diyenler var, ben görüyorum. Arkadaşlar, bizim arkadaşlarımızın hepsi bu şekilde gitti. Gidenler de var YouTube'da, anlatanlar da var. Biz sallamıyoruz kafamızdan. Biz bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kimseyi heveslendirmeye de çalışmıyoruz. Bunlar gerçek örnekler. Bunu da videonun başında direkt söyleyeyim. Vakit kaybetmeden bence videomuza başlayalım. Hiç dil bilmeden, diploması olmadan çalışmak isteyen arkadaşlarımız var. Yorumlarda okuyoruz. Ne iş yapabilirim diye bizlere soruyorlar. O zaman ilk aşamayı onlar için anlatalım. Bu tarz insanlar, yani dil bilmeyip ne olursa gitmek istiyorum diyen insanlar. Arkadaşlar, dil bilmediğiniz için bir Türk bulmak zorundasınız. Bunu size söylüyoruz. Ha, biz gene iş bulmasının nasıl olduğunu göstereceğiz ama dil bilmiyorsanız ne yazık ki sadece Türklere ulaşaraktan iş bulabilirsiniz. Burada karşıdaki kişinin çıkarı olacaktır, bunu da söyleyelim. Daha az maaş verecektir sizlere. Ama şunu da not edelim ki sizin amacınız zaten ilk oraya gitmekse ilk o işe başlayıp sonra işi değiştirebiliyorsunuz. O yüzden ilk sizin başvurmanız gereken dil bilmeyenler Türkler. Bence Türkiye'de bile işe girerken ilk başta stajyerlik yapan, hatta maaşsız stajyerlik yapanlar da var. Bunu Avrupa'da yapmak bence bir şans. Evet. Sonuçta oraya kabul alıyorsunuz ve oturum izniniz oluyor 2 senelik. 2 senede kendinizi geliştirip oraya kapağı attıktan sonra gerisi sizde zaten. Peki bu Türkleri nereden buluyoruz? Bu Türkleri arkadaşlar Facebook sayfalarından bulabiliyorsunuz. Instagram'dan bulabiliyorsunuz. Ama ne yazmamız lazım? Facebook'a gitmek istediğiniz ülkeyle ilgili örnek veriyorum, Hollanda iş ilanları. Zaten arkadaşlar emin olun, Google'a Hollanda iş ilanları, niye Hollanda'dan örnek veriyorum? Hollanda diye. Finlandiya iş ilanları yazdığımızda Google'a web siteleri çıkıyor Türkleri arayan. Facebook grupları çıkıyor. Instagram'dan post paylaşmış insanlar çıkıyor. Kendi sitesini kurmuş yerler çıkıyor. Bütün bunlar sizin aslında onlarla iletişime geçmeniz için bir şans doğuruyor. Sizin kısacası Finlandiya Türk işçiler, Türk iş gruplarına bakmanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar giden arkadaşlarımız var. Ama tabii ki sizin de bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Finlandiya'daki yaşayan Türk'le sizin iletişim kurup arkadaş olmanız gerekiyor. Ne tarz işler yapabilirim? Bana çalışma vizesi nasıl yollayabilirsin? Bunları onlarla konuşmanız gerekiyor. Bu yüzden de sizin ilk adımınız bu. Eğer ki ben Türk'le konuşmak istemiyorum diyorsanız da başka bir yöntem videonun sonunda dediğimiz gibi anlatacağız. Ama bu cepte Türkleri bulmanız gerekiyor. Birazcık az maaşla da siz aslında razı olmanız gerekiyor. Niteliklisiniz, birazcık dil biliyorsunuz. Nasıl iş bulabilirim? Daha LinkedIn'e veya sitelere geçmeden şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bir arkadaşım arkadaşlar Danimarka'ya gitmeden önce kendi yaşayacağı bölgesindeki firmalara bak. Mesela siz bir çevre mühendisisiniz. Çevre mühendisiyle alakalı da atıyorum Danimarka'da firmalara bakıyorsunuz. İşçi aramasa bile siz CV'nizi e-mail attığınızda herkes size geri dönüş yapıyor. Bazı durumlarda iş ilanlarından başvurduğunuzda karşılık alamıyorsunuz ama direkt olarak mail attığınızda veya gidip kapı çaldığınızda kesinlikle olumlu ya da olumsuz geri dönüş alıyorsunuz. Aslında iş başvurularındaki en büyük sorun geri dönüş alamamak. Buradaki en önemli olan durum arkadaşlar geri dönüşümüzü olumlu ya da olumsuz almak. Mesajlaştığınızda, kendinizi tanıttığınızda, onlara direkt mail attığınızda, Instagram'dan DM attığınızda şirketlere, onlar diyorlar ki aa kendini tanıyor veya profilinize bakıyor. Siz aslında onların gözünde bir imaj yaratıyorsunuz. Bu şekilde bazen iş imkanları karşınıza çıkabiliyor. Benim burada asıl anlatmak istediğim, kendi işinizi kovalamanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi işinizi peşinize düşmeniz gerekiyor. Davetiye beklemeyin. İş başvurusu yapıp geri cevap beklemeyin. Biliyorsunuz ki başvurularda her zaman biz sizi sonra ararız. Klasik bu muhabbet var ya, biz sizi sonra ararız. Onları sizi sonra aramasını beklemeyin. Siz onları 10 kere arayın, 20 kere arayın. Aslında şu da güzel bir yöntem. Mesela Hollanda'ya bir turist vizesi alıp oradaki Türklerle tanışıp aslında abi ne olur bana çalışma vizesi yolla. Arkadaşlar bu yöntemle giden insanlar var ve bu olan bir şey. Bütün varınızı, yolunuzu bir bilet alıp oradakilerle tanışıp kendinizi bir Türk yerinde başka insanlarla networking yaparak, zaten networking yaparak insanlar iş buluyor. Bu şekilde iş bulabilirsiniz. Nitelikli olanlar ya Instagram'dan yazabilir ya oraya gidip iş bulmaya çalışabilir. Bunlar var olan şeyler. Arkadaşlar şartları zorlayın birazcık. O parantez içindeki kelime var ya, spam kelimesi. Evet. Onu birazcık gerçekleştirmeniz gerekiyor. Olumsuz da olsa. Şunu söyleyelim ki iş bulmak bir süreç. Kimse bir haftada bulamaz. Çok zor, yani var olan varsa da çok zor bir şey. Bu bir süreç. 3 ay
sürekli denemeniz gerekiyor, sürekli çalışmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bir mesleğiniz var ve bu meslekte yurt dışında aranıyor mu, aranmıyor mu? Ki İngilizceniz yok, bunu Turing'den, turing.com'dan mesleğinizin İngilizcesini yazın. Sonra işlere tek tek bakmanız gerekiyor. Bize orada ihtiyaç var mı diye sormak yerine arkadaşlar Danimarka'da bir iş arıyorsunuz. Danimarka yazıyorsunuz, Danimark, Denmark. İngilizce yazıyorsunuz. İngilizceniz yoksa da Google Translate kullanabilirsiniz. Ondan sonra machine yazıyorsunuz, engineer. Buradan bakıyorsunuz. Talep var mı, yok mu? Yoksa başka bir ülke yazın. Yani tek tek bakmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi bu uzun bir süreç. Eğer ki mühendis değilseniz de mesela tamirciyseniz tamirci yazın. Veya ne bileyim depo çalışanı yazın. Bir şey yazın yani internete. Bu dünyada çok fazla kullanılan bir site arkadaşlar. Buna girip kendi işinize bakabilirsiniz. Burada herkes ne tarz bir eleman aradığını yazıyor. Ve elemanında ne özellikler aradığını yazıyor. Ne tarz tecrübeler aradığını yazıyor. Aslında tek tek bunların hepsini belirtiyor, soruyor. Siz oradaki açıklamaları çeviriye yazarak okuyabilirsiniz. İsterseniz tecrübeleri, başkalarının yaşadığı tecrübeleri de çeviriden okuyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama bizim şahsi fikrimiz dibine kadar her şeyi okuyun. A'dan Z'ye kadar okuyun ki orada nelerle karşılaşacağınızı bilin yani. Bu arada bu mechanical engineer diyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Apply now yazıyor burada. Burada arkadaşlar sizin bir üyelik açmanız gerekiyor. Glassdoor dünyada iş konusunda en çok kullanılan site olduğu için bir üyelik açmanız gerekiyor. Her işe başvurmanızda üyelik açmanız gerekiyor. Ondan sonra da sizden ne istiyor buna bakmanız gerekiyor. Bu bir mühendis için aranan özellikler. Bunları dediğimiz gibi tek tek okumanız gerekiyor. Ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Bize sormak yerine aslında sizin kendiniz bakmanız gerekiyor. Glassdoor çok aranan bir dediğimiz gibi site. Peki bunun dışında başka hangi siteler var? Bir diğer site ise Indeed arkadaşlar. Buradan da iş bulabiliyorsunuz. Burada da yine sizin ne tarz bir iş aradığınıza göre değişiyor ama burada her firma ne tarz bir eleman aradığını yazıyor oraya. Siz de oraya tıklayarak kendinize uygun mu değil mi bunu öncelikle kontrol ediyorsunuz. Sonrasında başvuru yapıyorsunuz siteye önce üye olarak da. Başvurunuzun geri dönüşüne göre isterseniz gidebiliyorsunuz. Bu arada buraya arkadaşlar komik bir detay eklemek istiyorum. Bir arkadaşımız İsveç'ten kabul almış başvurduktan sonra. Diyor ki İsveç'tekilerin boyları çok uzun. Benim oraya göre boyum kısa mı olur acaba? Gitmekte birazcık kararsız kaldım. Biz de dedik ki bence bunu hiç düşünme git oraya ve zaten seni severler. Yani boy konusunda onlara bir takıntısı yok. Senin de olmamalı. Ayrıca biz de diğer yorumlardan okuyoruz. Ne iş olsa yaparım diye sonradan bakıyoruz. Bir kişi kabul almış ve boy konusunda birazcık tereddütte yani. Bence böyle düşünmeye gerek yok. Emin olun oraya gittiğinizde en son sıkıntı çekeceğiniz şey boyunuz, tipiniz, nasıl göründüğünüz, evet, renginiz. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Dilinizle ilgili bile en az sıkıntıyı çekeceksiniz. Orada bence en çok yaşayacağınız şey iklim olabilir. Evet. Onun dışında pek fazla bir sıkıntı yaşamazsınız, emin olun buna. Ayrıca en son dert edeceğiniz bence sizin dış görünüşünüz. Bence diğer şeyler daha önemli. Buna geri dönecek olursak şunu da söyleyelim. Mesela burada college, university, bachelor's degree bunları istiyor. Zaten arkadaşlar bunlar mühendisseniz gereken şeyler. Biz bunun dışında mesela arkadaşlar bir kasiyer var burada. Kasiyerin bakıyoruz. Bu arada bu Danimarka'da, onu da söyleyelim. Burada neler gerektiğini söylüyor. Bakın çok bir şey yok. Yani açıklamasında diğer mesleklere baktığımızda bu kadar var. Beklentiler daha az. Evet ve burada da apply on company site. Bu kadar yani. Başka bir şey istemiyor. Aynı zamanda da dediğimiz gibi bunların hepsi sizin CV'nize sonradan yazıyor. Çok dil bilmiyorsanız dil bilmeyen meslekleri tek tek İngilizcesini araştırıp Türkçe yazmanızı öneriyoruz. Şimdi arkadaşlar size birazcık Türk sitelerinde iş ilanı nasıl yapılıyor? İş ilanlarında oradaki sitelerdeki olay ne onu da gösterelim. Bakın arkadaşlar sadece Türkçe Danimarka iş ilanları yazdık. Bu kadar basit. Bir siteye giriyoruz. Facebook'u zaten göstermek istiyorduk. Burada 5900 kişi var gördüğünüz gibi. Bu bir de şimdi gizli bir Facebook grubu. Bu yüzden burada açıklıyor zaten. Ya her şeyi açıklıyor. Bakın Danimarka'da bile Türk var, Hollanda'da var, her yerde var. Bu şekilde iş bulabilirsiniz. Arkadaşlar bakın Gurbet İlan diye bir siteye girdik ve buradaki iş arayanlar Türkçe yazıyorlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz eğer İngilizceniz yoksa. Danimarka'da ne iş aradıklarını buraya Türkçe olarak yazmışlar. Onlarla iletişime geçtiğinizde belki kebapçı olarak oraya gidebilirsiniz. Tıklayalım. Başkili arkadaşlar benim okuduğum bir yer bu arada. O yüzden oralara hakimim. Buradaki açıklamasını okuyorsunuz.
Hemen hızlıca okuyalım arkadaşlar. Bakalım gereklilikler veya onların aradıkları neymiş. Roskilde'de bulunan pizza dükkanımıza kurye eleman aranıyor. A2 ehliyete sahip, yoğun çalışma tempomuzda çabuk adapte olabilecek, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışabilecek, iş disiplinine önem veren, çalışkan ve özverili elemanlar tercih sebebimizdir demiş. Yani çok da fazla bir şey aramıyor aslında. Bizim size bunu anlatmamızın sebebi arkadaşlar, şimdiden sizin tabii ki de burayı böyle resmi bir iş olarak gidip de kabul etmeniz, öyle başvurmanız tabii ki de yok. Zaten bu resmi değil en basitinden. Buradaki ilan, orada görüyorsunuz, önce bir vize alıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, oradaki arkadaşla tanışıyorsunuz. Sizi evet, kabul ediyor, o çalışmanızı beğeniyor. Oraya sonradan gidiyorsunuz. Buradaki firmaya kendinizi kabul ettirdiğinizde de size iş vizesi yazacak kadar sizi kabul eder ve severse her türlü kazanan siz oluyorsunuz. Tabii bu buradaki gösterdiklerimiz resmi değil. Siz oraya gidip bunlarla tanışan, bu işverenlerle tanışabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi diğer iki site ve şu anda da LinkedIn'den birazcık bahsedeceğiz. Oradakiler tabii ki birazcık daha resmi ve gitmeden önce, hiç gitmeden bulabilirsiniz. Peki gelelim LinkedIn'e arkadaşlar. Biz şimdi böyle bir tane hesap açtık. En önemli şey, bunu da söylüyorum, benim çok fazla arkadaşım LinkedIn kullanıyor, LinkedIn işe yarıyor. Bilmiyorum, belki Türkiye'de kariyer.net çok işe yaramıyor, başka şekillerle işe giriliyor. Ama en azından yurt dışında sitelere güvenebilirsiniz ve CV'nizi yolladığınızda iş teklifi alabilirsiniz. Bu şekilde alıyorsunuz. Bu arada biz videolarımızda anlatıyoruz ya, iş başvurusunu nereye yapabilirim? Sizin arkadaşlar LinkedIn veya Glassdoor gibi sitelere girip başvurmanız sürekli olarak arkadaşlar. Sürekli copy paste hepsine tek tek yazmanız gerekiyor. Sevgilim bu arada direkt beni anlatan bir hesap açmaya çalışmış kısa sürede. Arkadaşlar burada önemli olan şey, LinkedIn'de arkadaşlar kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Hangi üniversiteye gittiniz, ne tarz yerlerde daha öncesinde iş yaptınız veya eğitim aldınız. Bütün bu bilgileri yazmanız gerekiyor. Hangi dilleri biliyorsunuz, kendinizi oraya açıklamanız gerekiyor. Hatta güzel bir şey yapmışlar, profil gücü diye. Ne kadar doldurursan o kadar çok görünürlüğün artıyor ve size puan veriyor. Bu da çok büyük bir avantaj tabii. Diğer firmalar sizi incelerken tabii ki de bunlar sizin için avantaj oluyor. Ayrıca LinkedIn'de şöyle bir şey var. Aynı üniversitede okuduğunuz insanlarla bağlantı kurup onlarla iletişim haline geçebiliyorsunuz. Peki bunu yaptınız. Ne olacak şimdi? Burada ilk başta arkadaşlar iş ilanlarına tıklıyorsunuz. Bakın zaten hepsi İngilizce. Bakın bu arada bunu da soran olmuştu. Nasıl part-time çalışabilirim eğer okuyorken? Gene bu şekilde buluyorsunuz. Yani işler burada dönüyor. En bu soruya da cevap vermek de istiyorduk zaten. Part-time çalışabiliyorsunuz okuduğunuz zaman da aynı evet, anda. Bununla ilgili de kafanızda soru işareti olmasın. Buraya personal trainer yazıyoruz. Ve sonrasında çıkan iş ilanlarına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada bir sürü var Kopenhag'da. Bakın sadece Kopenhag'da bile bu kadar iş var. Burada tek tek okuyorsunuz arkadaşlar. Gözünüz korkmasın İngilizce diye, hepsini translate yapabiliyorsunuz bu arada. Hepsini tek tek okuyorsunuz. Ve hiç İngilizceniz yoksa bunların CV'nizde İngilizce çevirerek, mesela depo çalışanı olarak İngilizce bir CV yazmak istiyorsanız hepsini az sonra da örneklerde göstereceğiz. Hepsini siz kendiniz yazıyorsunuz Google Translate'e ve olduğu gibi yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada burada include olan bir şeyler dikkatimi çekti. Free lunch diyor. Özellikle Danimarka'da zaten öğle yemeği zor olduğu için hoşuma gitti bu özellik. Burada arkadaşlar hepsi tek tek yazıyor. Size ne veriyor? Biz size ne veriyoruz? Sizden ne almamız gerekiyor? Yani neler gerekli? Bunların hepsi arkadaşlar iş başvuruları buradan yapılıyor. Ha buradan cevap almadınız, e-mail yollayın, Instagram'dan private message yollayın. Ya bir şey yapmanız gerekiyor yani, bu şekilde oluyor. Benim mesleğim Almanya'nın köyünde var mı? Buraya arkadaşlar yazıyorsunuz. Buraya Finlandiya yazalım. Burada mesela personal trainer bakıyoruz, Finlandiya'da çok popüler değil. Evet. O zaman başka bir ülke yazmanız gerekiyor. Yani mesela Kopenhag'da gördüğünüz ne kadar önemli, burada yok. O zaman burada aramamanız gerekiyor. Hani soruyorsunuz ya, Almanya'da buna ihtiyaç var mı? Buna ihtiyaç var. Bakın Finlandiya'da personal trainer'a ihtiyaç yok. O zaman yanlış yerdesiniz. Her ülkede her meslek aranmıyor tabii ki de, ama başka Finlandiya'da aranan başka meslekler de vardı. Tamam. Siz bence direkt olarak ne meslekler aranıyor? Tamam, Finlandiya'daki mesleklere bakalım. Burada arkadaşlar bakın birden fazla meslek aranıyor. Designer'lar, developers, project managers, bunlar aranıyor. Sevgilimin mesleği. Aynen, benim mesleğim arkadaşlar orada aranıyor, anladınız mı? Teacher diyor mesela, öğretmen aranıyor. Finlandiya'nın eğitim sistemi videosunu da izlemediyseniz şuraya evet, bakayım. Şunların hepsini Google Translate yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde iş bulabilirsiniz. Mesela benim okuduğum bölüm Avrupa'da çok popüler, Türkiye'de çok popüler olmasa da burada arkadaşlar hepsini okuyorsunuz. Mesela İngilizcesi de var, aşağı inebiliyorsunuz. Bunların hepsini okuyup
Sonrasında buradan başvura tıklıyorsunuz. Gazi Üniversitesi'nde spor bilimlerinde okuyan biri olarak da başvurabiliyorum. Eğer geçmişim bunu tatmin ediyorsa belki beni bile kabul edebilirler. Bakın başka bir siteye yönlendirdi. Gene sign in yapıp üye olmanız gerekiyor. Bu işler arkadaşlar böyle veya sign in LinkedIn oluyor ve apply yapıyorsunuz ve cevap bekliyorsunuz. Helsinki'de. Helsinki'de. Bir diğer yer Almanya diyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoda bir şeyler söylemek istiyorum. Almanya'da yok eleman aranmıyor. Yalan söylüyorsunuz gibi şeyler söylenmiş bize. Arkadaşlar 270 bin işçi alımıyla alakalı Almanya'daki haber kanalı haber yaptı. Yani biz yapmadık. Arkadaşlar biz yalan haber yapmıyoruz. Biz haberci değiliz zaten. Biz yapılan haberleri sizlere anlatıyoruz. Finlandiya 30 bin işçi alımıyla alakalı haber yaptı. Almanya 270 bin işçi alımıyla ilgili haber yaptı. Bu işçi alımıyla alakalı hangi tarz işçi aldıklarını söylemediler. Biz de bilmiyoruz. Bizim zaten videomuzda da diyor ki 270 bin işçi alımı. Evet. Biz demiyoruz ki orada project manager aranıyor. Öyle doktor bir şey yazmadık. Aranıyor, doktor evet. aranıyor demedik. Nurse aranıyor demedik. Biz sadece eleman aranıyor, işçi aranıyor yazdık oraya. Niye bize gelip yalan söylüyorsunuz diyorsunuz. Biz anlamıyoruz yani. Bu arada buraya kadar izleyen varsa ve hala abone değilse aşağıdan abone olabilir. Evet. Bu arada desteklerini bekliyoruz. Yukarıda bir ünlem görüyorsunuz. Oraya basarak Finlandiya'da nasıl iş bulunur? Finlandiya'daki işçi alımlarıyla alakalı video, Almanya'daki işçi alımlarıyla alakalı video. Onları da oraya bırakıyoruz. İzleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi evet. edinebilirsiniz. Mesela arkadaşlar garson istiyorsunuz. Tamam mı? Garson olun. Waiter. Waiter'ı öğreniyorsunuz. Ve sonrasında buraya waiter yazıyorsunuz. Ve sonrasında da bakıyorsunuz. Burada waiter, waitress Almanya'da. Burada kaçtan kaça çalışacağın, nelerin önemli olduğu, hangi şirket olduğu hepsi yazıyor arkadaşlar. Bunların hepsini anlattık. Kalifiyeli, kalifiyesiz. Herkes iş bulabiliyor, herkes gidebiliyor. Önemli olan sizin kim olduğunuz, nasıl başvurdunuz ve deneyimleriniz. Bu kadar söylüyorum size. Kendinizi nasıl tanıttığınız da bu noktada çok önemli evet. arkadaşlar. Sizin eğer hesabınız gerçekten göze çarpıcıysa, insanın hoşuna gidiyorsa kesinlikle kabul alabiliyorsunuz. Evet. Şunu da söyleyelim ki her şey sizin elinizde. Ne biz ne başkaları. Kimse size direkt olarak yardımcı olamaz. Çünkü başvuruyu yapan ve kendinizi tanıyan sizsiniz. Bu yüzden burada aranan mesleklerin hepsini yazmanız gerekiyor. Umarım videoyu açıklayabilmişizdir. Sürekli soru geliyor. Burada iş aranıyor mu? Sizin kendiniz bakmanız gerekiyor. Mesela burada arkadaşlar resepsiyonist arıyorlarmış. Evet. Aşağıda istedikleri şey Avrupa pasaportu. Evet. Hem akıcı bir İngilizce ve Almanca. Böyle şeyler arıyorlarsa zaten hiç başvurmayın bizce. Çünkü evet. o kadar çok yüksek ki beklentileri muhtemelen kabul almayacaksınız. O yüzden onu direkt olarak atlayın. Evet. Ama samimiyetimle şunu söylüyorum. Okumuş insanlar genellikle LinkedIn'den bulurken okumamış insanlar bakın tüm açıklamamla söylüyorum. Genellikle Facebook'taki Türkler aracılığıyla bulup oraya gidip çünkü onlarla tanışıyor ve dil bilmediği için ve çalışmadığı için veya lise mezunu sonrasında orada bir hayat kuruyor. Bakın bu kadar net söylüyorum. İlk baştaki şeylere razı olmanız gerekiyor. Peki CV nasıl yazılır? Hadi bir örneğe bakalım. Buradan bir tane buldum. Dediğimiz gibi İngilizceniz yoksa Google Translate. Buradaki arkadaşımız kendini tanıtmış. Profilini yazmış. Kendinizi daha detaylı olarak tanıtmanız gerekiyor. Kendi özelliklerinizi yazmanız gerekiyor. Türkçenizi yazarsınız, onu İngilizceye çevirirsiniz. Aynı zamanda mesleğinizi yazmanız gerekiyor. Burada yazmış zaten. İşte sıkı çalışıyorum bu işte. Evet. Ondan sonra ne hakkında pratikler yaptığını yazıyor. Tam olarak evet. işinin ne olduğunu yazıyor. Otomasyonunu yazıyor. Şu da çok önemli arkadaşlar. Contact. Nasıl iletişim kurulabileceğini yazıyor kendiyle. Telefon numarasını yazmış. Nerede yaşadığını yazmış. Mail adresini yazmış. Web sitesi kurmuş kendine. Onu Instagram. Da yazmış. Instagram'ını yazmış ve bir de LinkedIn hesabını da yazmış. Bunların hepsini eksiksiz yazmanız lazım. Education okumadınız mı? Lisenizin adını bitirdiğiniz tarihi yazın. Skills ne yapıyorsunuz? Hobiniz varsa bile yazın arkadaşlar. Her şeyi yazın. Bisiklet sürmek, piyano çalmak ne yapıyorsanız artık. Kaç senedir piyano çalıyorsunuz? Ben yazdım. Bence yazmalısınız. Latest experience. Bir bakkalda bile çalıştıysanız o bakkalın ismini, nasıl çalıştığınızı hepsini yazın. Kendinizi iyi tanıtın. Evet. Ve tabii ki fotoğraf çok önemli. Bunu da not edelim. Hesabın altında da arkadaşlar kendiyle ilgili daha spesifik bilgiler veriyor. Geçmişinde neler yaşadığıyla alakalı veya ne kadar süre nerelerde çalıştığı bunları anlatıyor tabii ki de.
Siz de böyle bir hesap oluşturup dediğimiz gibi LinkedIn'den bazı yerlere başvuruyorsunuz. Kendi özelliklerinizle uyuşan yerlere dikkat ederseniz boşa vakit harcamamış olursunuz. Sizler için arkadaşlar iyi kötü, size ne kadar uyuyor uymuyor, her türlü nasıl işe başvurulur bunları anlatmaya çalıştık. Okumuş insan için, okumamış insan için, kendi mesleğinize uysa da uymasa da burada bir iş başvurusu yurt dışında nasıl yapılır bunları görmüş olduk. Sizlere gizli taktiklerini de vermek istedik aslında. Çünkü bu şekilde işe kabul alanlar da var yurt dışında. Bununla ilgili deneyimleri olanlarla da iletişime geçtik. Onları dinledik. Facebook'tan iş bulanlar var, Instagram'dan iş bulanlar var. Gördüğünüz gibi Türk sitelerinden iş bulanlar var. Oralarda ne tarz eleman aradıklarını da sizlere gösterdik. Açıkçası elimizden geleni yaptık arkadaşlar sizler için. Umarım sizlere bir faydası dokunmuştur. Bizden istediğiniz videoları, yorumları yazarsanız çok mutlu oluruz. Like atarsanız çok mutlu oluruz ve zili de açarsanız anında bildirim gelir. Bir de aşağıdan abone olabiliriz. Bunun sırrı bu. Daha fazla biz açıklayamıyoruz. Yani bizim bildiğimiz bu. Deneyimlerimiz bu. O yüzden umarım sizlere faydamız dokunmuştur diyoruz ve artık videoyu kapatıyoruz. Bu arada işle alakalı daha fazla merak ettiğiniz ne varsa bize aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Belki bizim atladığımız noktalar olabilir. Tabii ki sizlerden gelen yorumlar da bizler için çok değerli. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love.